Evet değerli izleyenler, şimdi konuğumuz eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar. Sayın Sağlar merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Emin Ağoğlu çok ayrıntılı bir şekilde ne getirir ne götürür, nasıl itiraz edilir hepsini tane tane anlattı. Şimdi tabii ki bu karara ilişkin sizin de yorumunuzu merak ederim ama bir de hemen akabinde birkaç hafta önceki atılan adımlar, bu süreç bize bir şeyi anımsattı, bir şeyi canlandırdı kafamızda. Çok sert bir sürece giriyoruz, bir seçim atmosferine giriyoruz ve adeta muhalefet bir bütünüyle baktığımızda kuşatılmış durumda. İşte mesela bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir tweet attı ve Selim Temurci'nin ifadeye çağrıldığını söyledi. Bir yandan HDP'nin masada bekleyen bir kapatma davası dosyası var. Gezi'de verilen kararlar ortada. Dolayısıyla bunları genişletebiliriz, çoğaltabiliriz tabii ki. İşte sokağa çıkma, işte festival yasakları vesaire bunları da ortaya koyduğumuzda acaba önümüzdeki bir yıl seçime kadar ki süreçte AKP iktidarı bizi böyle bir nasıl bir sürece sokacak? Sizden bir yorumunuzu almak isteriz. Nasıl bir iklime girdik? AKP iktidarı çöktüğünü farkında. Saray düzeni artık devam etmeyeceği çok açıklıkla görülüyor. O nedenle son dönemlerinde son vuruşlarını yapmaya çalışıyor. Hatırlayacaksınız ya da siz çok gençsiniz, hatırlamazsınız, ben bile hatırlamıyorum. Demokrat Parti'nin son günlerine benziyor. Demokrat Parti'de son günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığına el koyduğu ve tahkikat komisyonları kurarak da muhalifleri ve basını susturduğu bir dönem yaşanmıştı. Türkiye ondan sonra farklı bir yola saptı ve bugünlere gelinmesinin nedeni oldu. Yani laik demokratik bir cumhuriyetten demokrasiye ara verilen, sürekli seçilenlerin sivil bürokratlar tarafından, asker sivil bürokratlar tarafından yetkileri, halkın temsilcisi olma hakkı elinden alındığı dönemler yaşandı. Yani demokrasi askıya alındı. Hakkı, hukuk, adalet ortadan kaldırıldı. Hukuk devleti olmaktan çıkarıldı. Bunları hepimiz yaşadık ve AKP de şimdi bunu yaşatmaya çalışıyor son olarak. Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza sürecine şöyle bakarsanız zaten ne demek istediklerini, kafaların arkasında ne olduğunu, Türkiye'nin teokratik oligarşiye de nereye kadar geldiğini açıkça görebiliyoruz. Kaftancıoğlu 2013 veya 14'te atmış olduğu tweetlerden yargılandı ve ceza aldı. Ne zaman dava açıldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikten sonra, yani iddianameyi o zaman getirdiler. Canan Kaftancıoğlu il başkanı olduktan sonra da çok başarılı bir insan olacağını, kararlı, kadın hakları savunucusu, demokrasi için mücadele veren, hak hukuktan çok bahseden bir kişinin İstanbul gibi bir yerde görev almış olması CHP içerisinde son derece onları korkuttu. İkinci seçim sonrasında da iddianame verildi ve dava açıldı. Yani 2019'dan beri bu dava sürüyor ve sonunda bu noktaya geldi. Şimdi 4 yıl 11 ay 20 günü şöyle sıralayalım. 3 dosyadan ceza aldı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak. Oradan 1 yıl 8 ay. Kamu görevlerine hakaret etmek 1 yıl 6 ay. Cumhurbaşkanına hakaret etmek 1 yıl 9 ay. Evet. Hatta mahkeme daha fazla vermişti de onu indirmişler. Evet, indirime gidildi. Şimdi burada aylarda da bakarsanız Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nden daha önemli hale geldi kişiliği. Daha fazla suç var orada. Daha fazla ceza var daha doğrusu, pardon. Evet, daha fazla ceza var. Daha fazla ceza vermişti yerel mahkeme. Yargıtay bunu indirmiş. Evet. Ama bu kadar indirmiş. Yine öbürlerinden daha üstün hale getirmiş. Bu şunu gösteriyor. Türkiye tek adamla artık demokrasisi olmadığı gibi bir hukuk devleti olmaktan çıktığında
alenen gösteriyor. Yani her yanı şaibeli olan bir ülke yönetimin, iktidarın Türkiye Cumhuriyeti'ni rövanş alıp artık çökerme doğrultusunda son oyunlarını oynuyor. Bu kabul edilecek bir şey değil. Biraz evvel Ömer Faruk Bey tane tane anlattı. Aslında verilen yasa kendilerinin 2020'de çıkarmış olduğu, 15 Nisan'dı galiba, 2020'de çıkarmış olduğu yeni infaz yasasıyla yarıya düşüyor. Yarıdan sonrası da işte denetimli serbestlik veya diğer koşullu salıverme gibi hakları var. O nedenle bir gün girip belki çıkacak, belki de çıkmayacak, girmeyecek. Yani Canan Kaftancıoğlu hapis yatmayacak. Bu sevindirici tarafı. Ama başka suçlar bulabilirler, başka dosyalar devreye girebilir. Bu şunu söylüyor, İstanbul'u alan bir partinin çok önemli başarısı olan il başkanına gözdağı verilmesi gerekiyor. Bu aslında Türk halkına verilen bir gözdağı, halkımıza verilen bir gözdağı ve hukuk devleti olmaktan çıkarılmasının nedeni. Betül Hanım, niye İstanbul'da bu kadar ısrar ediyorlar? Yani hemen arkasından hepimizin kuşkuyla baktığı ve sizin de dünden beri yayınlarda, birçok televizyon yayınlarında sıra Ekrem İmamoğlu'na mı geldi, evet, dedirtecek bir sürü şeyler söyleniyor. Sebebi çok açık. Türkiye'de kayıt dışı ekonomi gayri safi milli hasılamızın üçte biri. Ve bu üçte birinin yarısı da İstanbul'da oluşuyor. İstanbul dolayısıyla kara para cenneti. AKP bu kara para cennetini yönetiyordu. AKP bu kaynaktan mahrum kaldı. Bütün hırs, hınç o. Yani İstanbul'a hizmet etmek değil. İstanbul'un rantı, İstanbul'da oluşan kara parayı geçirdikleri zimmetlerden artık yoksun kaldıklarının feveranı. O nedenle İstanbul'a ayrı bir düşmanlık, İstanbul yönetimine, CHP'li yönetimine ayrı bir düşmanlık gösteriyorlar. Bu kabul edilecek bir şey değil. Buradan tabii şuraya gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Ömer Faruk Bey'in söylediği gibi Canan Hanım devam edecek il başkanlığına. Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu çok basit suçlarından dolayı siyasi yasak getirirse, bu anayasadan öte ahlaka, evrensel hukuk düzenine ve ahlaka da aykırı olan bir olay. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 1980'de yaşayan tüm yurttaşları siyasi yasakları, 12 Eylül faşist darbesi sonrasında konulmuş olan siyasi yasakları kaldırdı. Yani toplum yasak istemiyor. Siyasette yasak istemiyor. Ben yanlış yasak yapalım. Getirilene de sahip çıkıyor. Tam tersi bir durumda oluşuyor. Destek veriyor. O da ayrı bir mesele tabii ama şunu söylemek istiyorum. Yasak istemiyor. Yasaklayacaksan ben yasaklayacağım diyor. Sandıkta yasaklayayım o kişileri diyor. Fakat o günden bugüne, yani 87'den bugüne kadar geçen süreç içerisinde, hele son 20 yılda Türkiye hukuk devleti olmaktan, hak özgürlükleri yok etmekten ve asıl önemlisi insana saygı duymaktan vazgeçen bir iktidarla karşı karşıya. Açlıkla karşı karşıyayız Begüm Hanım. Yani açlık sınırı 5.263, daha yeni açıkladılar. Asgari ücret 4.253.